5 vakit namaz bize Miraç'ta farz kılındığına göre Miraç'tan önce ve kendilerine peygamberlik gelmeden önce nasıl ibadet yapıyorlar? İbadet yapma esas Allah'a bir kulluk demektir. İnsan bu kulluğu bir seviyede, birinci planda sadece Allah'ı kabul etmekle yapar. Din ve şerai adına, ibadet adına kendisine hiçbir şey söylenmemiş bir yerde böyle bir insan sadece ben bir yaratıcıya inanıyorum demek kulluğunu itiraftır. Binaenaleyh bu kurtulur, evci kemale çıkar ve cennete girer bu insan. Ama bir yerde teşriat yapılırsa, din, şerai size anlatılırsa, ahkamı size anlatılırsa, o zaman anlatılanla amel etmekle mükellefsiniz. Demek ki esasen kulluk şekli izafi bir şeydir. Bir nebi de azdır, diğerinde çoktur. Öyle bir dönem vardı ki orada sadece Allah'a iman vardır. Herkes kendi devrinde ne ile mükellefse onu yapacaktır. Hiçbir nebinin sesinin soluğunun olmadığı, hiçbir vahyi melteminin esmediği, nübüvvet adına hiçbir yeşilin topraktan baş çıkarmadığı dönemde, devrede, zeminde ve zamanda oradaki muvahhidlerin yapacağı şey sadece bir sani'i, bir halik'i kabul etmektir. Bir yaratan vardır demektir. Hak mezheplerden bir tanesi böyledir. Bir diğeri puta tapmadıktan sonra böyle bir yaratıcıyı kabul etmese de kurtulur derler. El verir ki puta tapmasın. Yanlış yola gitmesin, doğru değil ama yanlış yola da gitmesin. Allah onu da affeder, cennetül firdevsiyle mamur kılar. İşte ondan alın da kulluğu, kulluğun iptida ile intihayı cem etmiş şekli. En müptediyane olduğu halde en müntehiyane olan, en müptedilerde en kamil hüviyetle görünen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şerai mükemmeleyi yapmaya kadar. Biz de bununla mükellefiz. Bunu yapacağız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyi gelmeden, peygamberlik gelmeden kendisine o Allah'a inanıyordu, bir yaratıcıya inanıyordu. Hira mağarasına çekilmesi, hadisin ifadesiyle tehennüs yapması, uzun geceler orada kalıp Allah'a ibadet yapması, kalbi heyecanı, imanı, yaratıcı deyişi ve bu mevzudaki coşkunluğu. Daha fazla bir şey bilmiyoruz. Bir başka ehli keşif diyor ki, Hazreti İbrahim'in uzun zaman böyle o Arap Yarımadası'nda kalan bakiyeyi diniyle amel ediyordu. Yani çok perdelerden böyle geçmiş, çok istihalelere uğramış, asır hüviyetini kaybetmiş. Ama yine de hanif olan, putperestlikten uzak olan Hazreti İbrahim'in dininin bakiyesiyle amel ediyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Yani behemhal rüşd erdiği andan itibaren Allah'la bir muvasala temin etmiş, vasulun ilallah olmuş ve vefat edeceği ana kadar en mükemmel şekilde Allah'a kulluğunu ifade etmiştir.